Biz bu işe çok tutkuyla devam ediyoruz. Çünkü birkaç tane tespiti doğru yapmamız lazım. Birincisi, ülkemiz Birleşmiş Milletler düzeyinde gelişen ve kalkınan dünyada nasıl sağlıklı, nasıl iyi yaşarız bununla ilgili birçok anlaşma imza atmış durumda. Üçüncü maddesi bu anlaşmanın açıkçası küresel amaçlarda sağlıklı ve kaliteli yaşam. 13. maddesi iklimde kaliteyi yakalamak ve çeşitli maddeler var. Çevre, su, karasal bitki örtüsü vesaire. Dolayısıyla biz bir kere ülke olarak Birleşmiş Milletler nezdinde küresel amaçlara imza atmış durumdayız. Bunun arkasında eylem planları var. İkincisi, grubumuz AXA 6 yıldır dünya üzerinde global araştırma yapıyor. Bu araştırmaları senle çok okuduk, inceledik. Zaten dünya için hareket eylemi de oralardan çıkmaya başladı. Her sene gelecek listeleri dizildiğinde baş aktörler var. Baş aktörler ne? İklim değişimi, salgın hastalıklar, göçler, kuraklık ve ekonominin bozulması. Tabii diğer taraftan çağın diğer riskleri de var. İşte siber risklere kadar giden bir liste. Ama baş aktörler ilk beşli hiç değişmiyor. Şimdi bu ikisi yan yana geldiğinde bir de 2020'de bir öğreti yaşadık. Nedir? Covid-19 ve pandemiyi yaşadık. Aslına bakarsanız hepsini yan yana koyduğumuzda inanılmaz bir bağlantılılık ilkesi görmeye başladık. Şimdi biz Covid-19'da sağlığı hatırladık ama durum öyle değil. 2019'un neticeleri Dünya Sağlık Örgütü yayınladı. Bugün dünyada 9 milyon dünya vatandaşı kalp rahatsızlığı yüzünden ölmüş durumda. 2019'da 9 milyon, %16, az bir oran değil. İnme dediğimiz, hani bizim eski Türkçe'de inme dediğimiz rahatsızlıkla 6 milyon ölmüş durumda. Bakın rakamlar yani inanılmaz, 55 milyona yakın insan ölümü araştırması yapıldığında bunları görüyoruz. Akciğer üst solunum rahatsızlıkları yaklaşık %6 ile yine 3,5 milyona tekabül ediyor. Kanser 1,8 milyona tekabül ediyor. Dolayısıyla hepsini yan yana koyduğumuzda aslında pandemi, yani bugün çok yazık ki 2,5 milyon insana ulaştı sayı, belki daha da artacak. Maalesef üzülüyoruz bunları duyduğumuz için. Ama bunun yanında dünyada artık bulaşıcı, bakın bir de bulaşıcı olmayan hastalıklar Hastalıklar var. kategorisinden Doğru. bahsettim. Yani bulaşıcı olmayan kategoride inanılmaz ölümler var. Daha da ağırı şu, özellikle Alzheimer dünyada geliyor. Yani yaşlanan nüfus geliyor ve hareket etmeyen yaşlıların, yani sedanter yaşadığını söylenen, yani az hareket eden yaşlıların ve özellikle kadınların ölümlerinin %65'ine yakın, Alzheimer'dan ölenlerin %65'ini kadınlar oluşturuyor ve hareketsiz yaşamdan bunlar Peki. oluşuyor. Diyabet var, inanılmaz. Evet. Ve biz tabii Türkiye'ye geldiğimizde araştırmanın ben küçük teaserını vereyim. Saygın Bey'den rica ederiz herhalde Evet, detayları. oraya döneceğim. Toplumun üçte biri hareket ediyor. Ben öncelikle biraz araştırma çerçevesinden bahsedeyim. Lütfen. Bizim araştırmamız 3 tane aşamanın oluştu. 2 tane saha çalışması yürüttük. Bunun bir kısmı Türkiye toplum temsili araştırma, bir kısmı da iklim ve hareket konusundaki uzmanlarla görüştük. Bir kısmı da İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul'un yaptığı masa başı çalışmalara dayanıyor. Saha çalışması verilerini bugün biraz daha konuşacağız. Yani toplumun hareket düzeyi ve toplumun iklim algısına ilişkin. Saha çalışmamız 13 Şubat ve 6 Mart tarihleri arasında gerçekleşti ve pandemi kısıtlamalarını hemen öncesinde sahayı bitirdik. Türkiye temsili bir araştırma bu. 12 ilden 1090 katılımcı ile 100 yüze anket çalışması uyguladık. Yani araştırma evrenimizi 18-65 yaş arası nüfus olarak tanımlayabiliriz ve bu araştırmanın örneklem büyüklüğü de bu evrenin %95 günü aralığında maksimum %3 hata payıyla tespit ediyor. Ve araştırmaya katılanların %52'sinde kadınlar oluşturdu. Bu künye bilgilerinden sonra biraz ön bulgulardan Lütfen. bahsedeyim. Biz bu çalışmada uluslararası fiziksel aktivite düzeyi ölçeğini kullandık. Bu bizim ilk kullandığımız, yani ilk kullandığımız araştırma değil. Bunu daha önce biz 2009 yılından beri Aktif Yaşam Derneği ile olan çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu üçüncü oldu ve aslında bu da bize uzamsal bir veri sundu. Özetlemek gerekirse şöyle, her üç kişiden ikisi yeteri kadar hareket etmiyor. Yani aslında hareketsiz bir toplumuz. Bu başka bir çarpıcı veri de her üç kişiden biri de tamamen sedanter bir yaşam sürüyor. Yani Yani çok 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 kısıtlı bir harekete sahip.
Özellikle bunun çok büyük bir kısmını da masa başında çalışanlar, beyaz yakalılar diye tabir ettiğimiz kesim oluşturuyor. Bir önemli sonuç daha şu, biz 2017 yılından 2020 yılına olan 3 yıllık değişime baktığımızda ise son 3 yıldaki değişim bize şunu söylüyor. Yeterli fiziksel aktif düzene sahip olanların nüfusunda %15'lik bir azalma var. Yani yeterli düzeydeki aktif nüfusun %15'ini biz kaybetmişiz. Daha yetersiz düzeye gelmişiz ki bu pandemi öncesindeki veriler. Kadınlar bu konuda biraz daha dezavantajlı. Çünkü yeterli fiziksel aktive sahip olan popülasyonun çok büyük bir kısmını beden gücüyle çalışan insanlar oluşturuyor. Ve burada da erkeklerin daha fazla istihdam edildiğini biliyoruz. Bu nedenle kadınların fiziksel aktive bağlamında bir dezavantajı olduğundan söz edebiliriz. Ve biz şunu görüyoruz, biz insanoğlu araç kullanımını biraz azaltabilirsek, biz biraz enerjiyi daha az tüketebilirsek, fiziksel aktivitemizi ön plana çıkartabilirsek, yapabildiğimiz yerde merdiveni kullanıp asansörü daha az kullanabilirsek, küresel ısınmaya olan olumsuz etkimizi de azaltıyor olma şansına sahibiz veya durdurma şansına sahibiz. Bundan sonraki gelecek programlarda bunlarla ilgili çok ilginç şeyler konuşacağız. Bu arada ben niye bu kadar özenle bu işin altını çiziyoruz? Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlık deyince ruhsal sağlık, sağlık deyince mental gelişim, sağlık deyince fiziksel sağlık, sürdürülebilir yaşam, sağlık deyince tabii ki bulaşıcı olmayan diğer hastalıklardan erken korunma, hepsini hareketle bir miktar etkili birazcık aşağı düşürebiliyoruz. İki şeyi söyleyeceğim. Yürüme ile ilgili yapılan bütün analizlerde şu söyleniyor. Yürüdükçe 3. dakikada kan basıncınız düşüyor. 5 ila 10. dakikada yaratıcı düşünce gelişiyor. 30. dakikadan sonra kilo vermeye başlayabiliyorsunuz. 90 dakika tempolu yürüdüğünüz zaman depresif düşüncelerden arınıp mutlu olmaya başlıyorsunuz ve ruhsal modunuz %30'a kadar gelişiyor. Şimdi bu kadar basit baktığımız bir zaman bile hareket etmemiz lazım.